son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan ve gerekli olmadığı halde iyileştirici etkisi olduğuna inanılarak tüketilen ilaçların başında gelen antibiyotik, dikkatli kullanılmadığında vücuda zararları olan bir ilaç çeşididir. Buradaki en çok dikkat edeceğimiz husus akılcı ilaç ve akılcı antibiyotik dediğimiz olguyu tam olarak anlayabilmemiz ve hem doktor hem eczacı hem de hasta işbirliğinde bunu başarıyla sonuçlandırabilmemiz lazım. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nca doktor tarafından reçete edilmedikçe eczanelerde satışı yasaklanan ilaç bazı hastalıkların tedavisinde hayati öneme sahiptir. Reçetelerimizi doğru okuyarak, yani doğru anlayarak, teşhislerimizi koydurarak, hekimlerimize danışarak gidip eczacılarımıza danışıp doğru ürünlere ulaşarak ve bağışıklığımızı güçlü tutarak, takviyelerimizi doğru alarak, bir eksikliğimiz varsa bunu tespit edilmesini sağlayıp hastane veya doktor hekim ortağında, sonrasında da eczacınıza danışarak götürmek gerekiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hastalıklar artışa geçiyor. Vatandaşlar çareyi antibiyotik kullanmakta buluyor. Fakat uzmanlar antibiyotik kullanımının doğru ve bilinçli olmasını vurguluyor. Peki doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı? Gelin hep birlikte öğrenelim. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan eczacı Betül Zabun Kenger, antibiyotik kullanımının nasıl olması gerektiğini anlattı. Diyelim ki bir ilaç bir yakınınıza iyi geldi. Aynı şekilde, aynı formda sizin vücudunuz aynı sindirime sahip olmadığı için, aynı metabolizmaya sahip olmadığı için bu size de iyi geleceği veya daha da kötüleştirmeyeceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bunlara bir uzman kontrolünde yaklaşarak en ufak bir ağrı kesiciyi bile danışarak gitmekte fayda görüyoruz. Bundan hariç kronik hastalığı olanlar var. Belli başlı rahatsızlıkları, doğuştan gelen hastalıkları, metabolizma hastalıkları olanlar var. Bu kişilerin kullanımında da belli başlı ilaçlar ve etken maddeler farklılık gösterebiliyor. Özellikle dozajlama konusunda da farklılık gösterebiliyor. Örneğin 11 yaş üzerinde rahatlıkla kullanabiliriz dediğimiz basit bir vitaminin bile kişiden kişiye veya yaş grubuna göre 14 yaşındakine ayrı veriyoruz dozajlamayı, 18 yaşa ayrı veriyoruz, 50 yaş üzerine ayrı. Hastalığı olanlara, bağlı hastalıkları olanlara farklı dozajlarda yine verilebiliyor. Dediğim gibi bunların tamamında bir uzman kontrolünde gidip sağlığımızdan olmayarak daha da sağlıklı bir güne kavuşmanın dileğiyle.